Aralıklı oruç son yıllarda sıklıkla başvurulan oruç yöntemlerinin başında geliyor ve neredeyse en etkilerinden bir tanesi diyebilirim. Bu videomuzda sizlere aralıklı orucun 6 muazzam faydasından bahsedeceğim. Hadi gelin teker teker bahsedeyim. Videoya başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam olacak. Yaklaşık bir yıl önce açılan kanal çok kısa bir sürede 40 bin gibi bir aboneye ulaştı. Ve bu bizlerin tek motivasyonu diyebilirim. Hiçbir kar amacı gütmeyen kanalımıza abone olarak bizleri motive edebilir, bildirimleri açabilir ve böylece bizlerin içerik üretmedeki motivasyonu artırabilirsiniz. Lütfen abone olalım, takipte kalalım. Öncelikle aralıklı orucun yeni bir yöntem olmadığını bilmenizi istiyorum. Neden söylüyorum bunu? Çünkü bu bizim aslında yeni nesil bir diyetimiz değil, antik diyetimiz. Hiçbir zaman atalarımız sabah kalkar kalkmaz kahvaltıya oturmadılar. Hiçbir zaman gece yatmadan önce sürekli olarak bir şeyler yeme halinde olmadılar. Önce uyandılar, önce yiyeceklerini topladılar, sonra yediler ve sonra acıkınca tekrar yediler. Yani günümüzdeki hastalıkların ciddi bir şekilde artmasının nedeni bizim sürekli olarak yemek yiyor halinde olmamızdan kaynaklanıyor. Yani biz aç kaldığımız için hasta olmuyoruz. Biz çok yediğimiz için, yanlış beslendiğimiz için ve yanlış şeyler yediğimiz, yanlış zamanlarda yediğimiz için hasta oluyoruz. Aslında bizi asıl hasta eden şeyler fazla yemeye bağlı. İşte burada devreye oruç giriyor. Orucun mantığı şu. Biz açlık süresini uzatıyor, yeme süresini belli bir seansa sıkıştırıyoruz. Mesela sabah uyanır uyanmaz kimse kahvaltı yapmak zorunda değil. Kimse sabah 6, 7, 8'de kahvaltı yapmak zorunda değil. Uyandık, 7'de mi uyandık? 4 saat sonra bir yeme seansının başlaması, buna ister kahvaltı deyin, ister öğlen yemeği deyin ya da saat 12'de diyebilirsiniz. Yani sabah kahvaltıdan hemen sonra bir şey yememek, akşam yemeğinden önceki 4-5 saatlik dilimde de bir şey yememek zaten aralıklı oruç yapıyor olmanız için yeterli. Yani aralıklı orucu yapmak için ciddi bir şekilde zaman kriterine uymanız gerekmiyor. 14-16 saatin üzerinde bir açlık süresinin olması faydalarından faydalanmak için ciddi bir şekilde yeterli diyebilirim. Günümüzde özellikle klinimizdeki hastalarda aralıklı orucun gördüğümüz en büyük etkisi hızlıca kilo vermesini sağlaması. Aralıklı oruç kilo kaybı sağlayan diyetler içerisinde neredeyse en iyisi diyebilirim. Neden en iyisi diyorum? Çünkü vücuttan ciddi bir şekilde kas kaybı olmuyor. Çünkü vücudun istediği şeyleri zaten veriyor oluyorsunuz. Sadece açlık süresini uzatıyor, tokluk süresini kısaltıyorsunuz ve bu ciddi bir şekilde vücudun yağ yakmasını sağlıyor. Vücudun yenilenmesini sağlıyor. Evet, aralıklı oruç size kilo verdirir diyebilirim. İkincisi, kan şekerini ciddi bir şekilde düşürür. Aralıklı oruç kan şekeri dengesini sağlar. O uzamış açlık süresi, 14-16 saatin üzerine çıkan açlık süresi kan şekerinin daha dengeli olmasını sağlar, insülin seviyesinin düşmesini sağlar ve sizi şeker hastalığından ciddi bir şekilde korur. Şeker hastalığına yakın ya da düşük evredeki şeker hastalarında bu diyetin uygulandığında ciddi bir şekilde kan şekeri değerlerinin düzeldiğini, 3 aylık şekerlerinin bir remisyona, bir gerilemeye girdiğini görüyoruz. Ve bunu kliniğimizdeki hastalarımızda ciddi bir şekilde izliyor ve bunun faydasını hastalarımıza gözlemliyoruz. Siz de aralıklı açlık yaparak kan şekeri dengenizi koruyabilir, insülin seviyenizi ciddi bir şekilde düşürebilir, insülin direncini yenebilirsiniz. Aralıklı açlık ile insülin direnci bizim için artık bir kader olmuyor. Üçüncüsü kolesterol. Bu uzayan açlık süresi, vücuda giren yemek miktarının azalması ve özellikle de karbonhidrat odaklı tüketimin azalması ciddi bir şekilde kolesterol seviyesini düşürüyor. Günlük pratiğimizde hastalarımda gördüğüm özellikle en sık düşen, en fazla düşen değer trigliserit. Trigliserit değerleri çok güzel bir şekilde düşüyor. Aralıklı açlık trigliseridi en iyi tedavi eden yöntemlerden bir tanesidir diyebilirim. Siz de aralıklı açlık uygulayarak trigliserit değerlerinizi, kötü kolesterol olan LDL değerlerinizi düşürebilirsiniz. Dördüncüsü, kronik hastalıkların en sık sebeplerinden olan oksidatif stresi ciddi bir şekilde azaltır. Vücutta enflamasyonu ciddi bir şekilde azaltır. Yapılan çalışmalar aralıklı oruç yapan bireylerin vücuttaki antioksidan kapasitesinin arttığı, oksidan yükün azaldığı, enflamasyon belirteçlerinin azaldığını ve vücutta kronik enflamasyona giden yolun ciddi bir şekilde yavaşladığını gösteriyor. Bunların hepsini evet gerçekten sadece aralıklı açlıkla yapabilirsiniz. Beşincisi, son zamanlarda sıklıkla duyduğunuz popüler bir terim olan otofaji. Aralıklı açlık demek, açlık süresinin uzaması demek, vücutta yenilenme demektir. Yenilenme demek otofaji demektir. Vücutta eski hücrelerin, artık tamir şansı olmayan hücrelerin uzaklaştırılması, onların yerine yenisinin üretilmesi bir otofajidir. Aralıklı açlıkla otofaji ciddi bir şekilde tetikleyebilir, vücudunuzun yenilenmesini sağlayabilirsiniz. Altıncısı,
Bu noktayı çok önemsiyorum. Aralıklı açlık bir huzur nedenidir. Aralıklı açlık sizi mutlu eder. Çünkü gençlik hormonu olan somatotropin düzeyini ciddi bir şekilde artırır. Evet, çalışmalar bunu söylüyor. Aralıklı açlık yapanlar diğerlerine göre daha mutlu oluyor. Ve aralıklı açlık sizi strese sokmadan mutlu etmenin, sizin gençlik hormonlarınızı arttırmanın en güzel yollarından bir tanesi diyebilirim. Aralıklı açlığın son faydası ise huzursuz bağırsağı tedavi etmesi. Aslında bizim bağırsağımızın ciddi bir şekilde huzursuz olmasının nedeni hiç durmaması. Sürekli bir yeme halinde olmamız. Bu sürekli yeme hali bizim bağırsak huzurumuzu bozuyor. Bağırsaklarımızdaki özellikle karbonhidrat miktarının fazla olması, hiç açlık süresinin olmaması, oradaki kötü bakterilerin sayısının artmasına, bağırsak huzurunun bozulmasına, bu da konstipasyon, gaz, metabolizm gibi şikayetlere neden olabiliyor. Biz bu yüzden bunu söylüyoruz. Açlık süresinin kısmen uzaması ciddi bir şekilde bağırsak huzurunuzu tekrar kazanmanızı sağlar. O hafif derecedeki açlık sonrası tekrar yemek yeme seansının başlaması bağırsakların tekrar ciddi bir şekilde hareket kabiliyetinin artmasına neden olur. Yani bu bağırsakların da çalışma, dinlenme periyodunun oturması bağırsak sağlığını korur diyebilirim. Evet, aralıklı açlık huzursuz bağırsağın en iyi tedavilerinden bir tanesidir. Siz de bu 7 faydadan faydalanmak istiyorsanız lütfen aralıklı açlığı hayatınıza uygulayın. Merak etmeyin, aralıklı oruç bir popüler diyet değildir. Ve neredeyse en antik diyetlerden bir tanesidir ve güvenilirdir. Aralıklı oruca güvenebilir ve uygulayabilirsiniz. Hoşçakalın.